Karboksilik asit ve amonyak benzeri bir şeyi ekleyerek başlayalım. Amonyan nükleofil görevi göreceğini düşünebilirsiniz. Buraya saldırmasının ardından OH kaybolur ve ürün olarak amit oluştururuz. Ancak bu olay oda sıcaklığında oluşmaz. Amonyak baz görevi görür ve karboksilik asitteki asidik protonu alır. Bu elektronlar da oksijende kalır. Aslında burada karboksilat anyonu oluşturabiliriz. Böylece oksijende 3 ortaklanmamış elektron çifti ve eksi 1 formal yük olur. Amonya bir proton eklersek amonyum oluştururuz. Yani NH4 artı. Burada amonyum tuzumuz var. Bu tuzu ısıtırsak bazen amit oluşturabiliriz. Ancak bu kesinlikle amit yapmanın en iyi yöntemi değildir. DCC kullanmak çok daha iyi bir yöntem olacaktır. Şimdi burada biraz daha yer açalım. Böylece DCC'nin neye benzediğini görebiliriz. DCC, disiklo, heksil, karbo, kısaltılması. Buradaki S ile başlayan kelimeler İngilizce'de C ile başladığından bu maddenin kısaltması DCC. Bu R2 üssü grubu bir sikloheksil grubuysa o zaman DCC elde ederiz. Eğer karboksilik asitle başlayıp amin eklersek ve DCC kullanırsak, aminin nükleofil görevi görmesine ve sonunda amit oluşturmaya olanak sağlamış oluruz. Öyleyse mekanizmaya bakalım. İlk adım DCC'nin baz görevi görmesi içindir. Azot üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çiftleri bu protonu alır. Bu elektronlar oksijene geçer. Ekranda biraz daha yer açalım. Evet, devam edelim ve karboksilik asitten proton almanın bize karboksilat anyonunu verdiğini gösterelim. Şimdi karboksilat anyonunu çizelim. Burada oksijenin 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Yani eksi 1 formal yük olacak. Buradaki azot protonu alacak ve böylece artı 1 formal yükü olacak. Elektronlardan bazılarını gösterelim. Mor renkte olanlar buradaki protonu alarak bu bağı oluşturacak ve karboksilat anyonumuzu oluşturmak için bu elektronların oksijene geçtiğini düşünebiliriz. Devam edelim ve geri kalanını da çizelim. Burada azot var ve karbona çift bağlı. O da başka bir azota çift bağlı ki azotun ortaklanmamış elektron çiftleri var. Burada da R2 üssü grubumuz var. Azotu protonladığımız için azot artık elektron istiyor. Bu yüzden bir miktar elektron yoğunluğunu bu karbondan çekebilir. Böylece karbon elektron yoğunluğunu kaybeder ve biraz pozitif hale gelir. Bu karbon şu anda elektrofilik, karboksilat anyonumuz bir sonraki adımda nükleofil görevi görecektir. Nükleofil elektrofilimize saldırır. Bu elektronlar azota geçer. Devam edelim ve gösterelim. Karbonumuz var ve oksijene çift bağlı. Bu aşağıdaki oksijen de bu karbonla bağlı. Böylelikle mavi elektronlar buradaki bağ oluşturdular. Ve bu karbon bu azotla bağ kurar. O da hidrojen ve R2 üssü grubuyla bağ kurar. Buradaki elektronları yeşil yapalım. Bu elektronlar azota geçerler. Burada karbonumuz yine R2 üssü grubuyla bu azota çift bağlıdır. Böylelikle bir sonraki adımda aminimiz nükleofil görevi görecek. Aminimizi çizelim. Azotumuz var. 2 hidrojen var. 1 adet R üssü grubu var. Azottaki ortaklanmamış elektron çiftleri aminin nükleofil görevi görmesini sağlar. O zaman bu elektronları morla gösterelim. Buradaki oksijen kısmi negatif yani elektron yoğunluğunu bu karbondan çekecek. O da kısmi pozitif olacak. Böylelikle elektrofilimize saldıracak bir nükleofilimiz oldu. Aminimiz bu karbona saldıracak. Elektronlar da oksijene geçecek. Şimdi bu nükleofilik saldırının sonucunu görelim. Ekranda biraz daha yer açalım. Evet. Karbonumuzu bu oksijene bağladık. Bütün elektronları çizelim. Buradaki oksijen eksi bir formal yüklü. Neden derseniz, buradaki yeşil elektronlar oksijene gelirse eksi bir formal yükümüz olur da ondan. Bu karbon R grubuna bağlı. Aynı zamanda bu azota bağlı. Bu azotun artık artı bir formal yükü var. Sonrasında morla gösterdiğimiz elektronlar bu bağı oluşturmak için buraya hareket eder. Karbonumuz hala bu oksijene bağlı ve ortaklanmamış elektron çiftleri de burada. Sonrasında burada karbonumuz, azotumuz, R2 üssü grubumuz var. Hidrojenimiz de solda. Ortaklanmamış elektron çiftleri burada, karbonda azotla çift bağ yapmış. Alttaki R2 üssü grubunu da unutmayalım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey oluyor. DCC kullanırsak iyi bir ayrılan grup elde ederiz. Bütün bunları düşünürsek bu mükemmel bir ayrılan grup. Eğer karbonilimizi yeniden oluşturursak neler olur? Bunu gösterelim. Buradaki elektronlar karbonilimizi yeniden oluşturmak için taşınırsa bu elektronlar oksijene geçebilir. Zamandan kazanmak için buraya geldiklerini de gösterelim. Ve burada proton varsa bu elektronlar o protonu alabilir ve mükemmel bir ayrılan grubumuz olur. Aslında burada sağ tarafta oluşan şeyin adı disikloheksil üre. Tüm bunlardan disikloheksil üre elde edeceğiz. Şöyle yuvarlak içine alalım. Şimdi ne olacağını gösterelim. Eğer karbonilimizi yeniden oluşturursak buradaki kırmızı elektronları kullanalım. Kırmızı elektronlar gelir ve artık bir R grubumuz olur. Ona bağlı karbonumuz, ona çift bağlı oksijenimiz de olur. Tabi oksijenin ortaklanmamış elektron çiftleri sadece iki çift. Kırmızı elektronlar karbonilimizi yeniden oluşturmak için harekete geçmişti. Ve hala bu karbon buradaki azota bağlı. Bazın bu protonu aldığını düşünürsek renkleri değiştirelim. Buradaki baz protonu alıyor. Elektronlar buraya geçiyor. Evet. Buradaki elektronlar azota geçer. Onları mavi gösterelim. Şimdi bu azot üzerinde sadece bir hidrojenimiz var ve bu şekilde bir R üssü grubumuz var. Diğer ürünümüz artı disikloheksil ürü oldu. Böylece amitimize oluşturduk. Yani DCC aminin nükleofil görevi görmesine olanak sağlar. Hadi DCC'nin bazı kullanımlarını görelim. DCC için en bilindik kullanımlardan biri amino asitleri peptitler oluşturmak için tepkimeye sokmaktır. Burada solda bir amino asitte bir R1 grubu var. Sağda da yine bir amino asitle farklı bir R grubu. Yani R2 grubu var. Seryo kimyayı burada düşünmeden DCC'yi kullanarak bu amino asitleri birleştirebiliriz. Sol tarafta karboksilik asidimizi bulalım. İşte burada. Ve burada sağda da aminimiz mevcut. DCC'nin amit oluşturabileceğini biliyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bu tarafta bir amin ve bu tarafta bir karboksilik asit var. Bu yüzden koruyucu grup eklememiz gerekiyor. Devam edelim ve bu taraftakini koruyucu grup gibi düşünelim. Buradakini de koruyucu grup olacak şekilde değiştirebiliriz. Yani OR üssü yapabiliriz. Yani karboksilik asit yerine ester koyduk. Ardından DCC eklediğimizde DCC'yi dehidrasyon elemanı olarak düşünebiliriz. Dehidrasyon su kaybetmek demek biliyorsunuz. Devam edelim ve gösterelim. Burada karboksilik asitten OH, aminimizden de H kaybederiz. Gördüğünüz üzere bu bir H2O. Burada eksi H2 olduğunu düşünürsek bu iki amino asidi birleştirebiliriz. Hemen yapalım. Karbonilimiz azota, o da bu hidrojene bağlı. Sonrasında da R grubumuz var ve burada karboksilik asidimiz var. Buraya bir OR üssü koyalım. Burada sağ tarafta karboksilik asidimiz ester oluşturmak için korunmuştu. Burada R1 grubu var, azot var, hidrojen var. Ve hangi koruyucu grubu kullandığınıza bağlı olarak onu da buraya yazıyorsunuz. Böylece bir dipeptit oluşturduk. Burada R amitimizi görebilirsiniz. Oluşan peptit bağımız da işte burada. Bu yöntem 1950'lerde MIT'de geliştirildi ve Dr. Shiant ekibi tarafından 1955'te yayınlandı. Aslında burada yaptırdığımız şeye Doktor Sheehan şöyle diyor. OH ve haşa alıyoruz ve su kaybetmek için ikisini kaldırıyoruz. Bu da lasso kimyasına uygun olarak gerçekleşen bir durum. Burada neler gerçekleştiği üzerine düşünmenin en iyi yolu bu değil. Ancak dipeptit oluşturmak üzere bu iki ayrı amino asidi birleştirmeyi düşünmek için iyi bir yöntem. Doktor Şiyen'in ekibi 1950'lerde DCC'yi kullanıyordu ve DCC en sonunda Peptit oluşturmak için standart hale geldi. Tabii ki farklı versiyonları da var. Fakat bu 1950'li yıllarda büyük bir atılımdı diyebiliriz. Ve Dr. Sheehan 50'li yıllarda total penisilin sentezi yaptı. Ve DCC'yi laboratuvarında peptitler oluşturmak için bağlayıcı olarak kullandığında penisilin oluşturmak için de kullanılabileceğini keşfetti. Hadi gelin bir de penisilinin yapısına bir göz atalım. Sağ tarafta Dr. Shea'nin total penisilin sentesinden penisilin tuzu var. 1957'de bunu yapan ilk kişi oydu. Buraya bakacak olursak bir amin ve bir karboksilik asit görebiliriz. Eğer lasso kimyası uygulayacak olursak, yani bu OH ve H'ı alırsak su kaybettiğimizi görürüz. Buradaki halkada bir amit olduğunu görebilirsiniz. Halkada amite ise laktam adı verilir. Bu çok ünlü bir yapı, adı da beta-laktam. Penisilin beta laktam antibiyotikler grubuna girer. Buna beta laktam denir çünkü buradaki karbonilin yanındaki karbon alfa karbonumuzdur. Bunun yanındaki karbon da beta karbonumuzdur. Burada beta laktamı oluşturmak için 4 elemanlı bir halka var. Doktor Sheehan sentezinde DCC'yi bu ikisini birleştirmek için kullandı ve bu beta laktamı oluşturmak diğer kimyagerler için son derece zordu. Videoyu bitirirken size ilginç bir noktadan bahsedeyim. İkinci Dünya Savaşı sırasında bunun üzerine çalışan birkaç laboratuvar vardı. Ama dediğimiz gibi çoğu kimyager için bu sentezi yapmak son derece zordu. Doktor Sheehan de kitabını Enchanted Ring yani Türkçesiyle büyülü halka olarak adlandırmıştı. Çünkü bu beta laktam halkasını oluşturmak çok zordu. Ustalık isteyen kısmı da zaten burasıydı. Ancak suda oda sıcaklığında ya da nispeten normal tepkime koşullarında DCC kullanarak bu sentez yapılabilir. Ki Dr. Shien de ilk total penisilin sentezini böyle yapmıştır. Kitabında değindiği gibi o dönemde bu konuda pek rekabet yoktu ve kimyagerler sürekli denemekten ve başarısız olmaktan bakmıştı. İşte kimyada bazen böyle ilginç hikayeler olabiliyor. Ne kadar etkileyici değil mi?